Ankara'daki maçın unutulmaz iki anıydı. Gol ve peşinden Lincoln'un sevinci. Yabancı oyuncuların daha değişik kültürleri var, özellikleri var, onları görüyorum. Niye dans ediyor biliyor musun? Bilmiyorum vallahi, soracağız şimdi. Galatasaray işte bu golle 3 puanı aldı Ankaraspor'dan. Taraftarları içinse bu dans gösterisini izlemek hiç de kolay olmadı. Bir kere maça gelmek hiç de kolay değildi. Dağlar, tepeler, traktörle sürülen tarlalar ve jandarma kontrolündeki bölge. Yerikent Asas Stadı burası işte. Bakkalı yok, marketi yok, yani hiç bir şey yok. Burada sadece biz varız, seyyar. Başka bir şey yok. Yani herkes size mahkum. Evet, ya yani öyle gibi bir şey. Biraz olimpiyat andırıyor, biraz soğuk. Evet, siz hiç de onu soracaktım ben de. Olimpiyat stadında hiç maça gittiniz mi? Gittik daha önce de tabii ki. Burası da... Öyle mi? O sezonun şeylerindensiniz. Vallahi çok bilgiler maçı hatırlıyorum, bir daha da sonrasını hatırlamıyorum zaten. O kadar para boşa gitti gibi bir şey oldu ya. Para boşa gitti yani o zaman. Sağdaysa Meksikalı Denigris'le Sabri 40 yıllık dost gibiydi. Sohbetin konusu ortak dostları Gaziantep Spor'da oynayan Ergün Pembe'ydi. Ergün abi, Ergün. Futbolcular sahada görüldüğünde tribünler de ayaklandı. Teknik direktör Fertkamp hastalığı nedeniyle yoktu ama Galatasaraylı taraftarlar güveniyorlardı takımlarına. O kadar coşkuluydular ki en minikleri bile biri döndüğünce tezahürata katılıyordu işte böyle. Ankaraspor yedekleri arasındaysa en yakışıklı kim tartışması vardı. Takımımızda da en yakışıklı arkadaşımız, onu çeken takım. O değil, o değil. En yakışıklı yorumdası abi. Oo, bak. Şu abi, sarı kafa var ya. Teşekkür ederim. Gönlüm var ya. İnsan gurudur. Bu da Burak Bülgün maçı. Bülgün var. Ankara Spor'un büyük yeni maçı. Bulunduğundan beri bu da bu. Abi burada bak, burada. Tam şurada. Tam şurada. Şurası onun yeri abi. Nerede? Burada oturuyor bu. Evet. Tamam, maça yazalım. Maçın başlama zamanı gelmişti artık. Kaptanlar takımlarının başındaydı. Ankara Spor Kaptanı Hürriyet, Ümit abisine saygısını şöyle gösterdi. Maç, kaleci Aykut'un eğilip sonra düdük çalınca tek ayak üzerinde zıplama şeklindeki uğur denemesiyle başladı. İlk dakikalarda karşılıklı hakeme itirazlar vardı. İtiraz liderleri Ümit Karan'la Denigris'ti.
sırada Nonda'nın uygun pozisyondaki vuruşunu kaleci Seneki kurtardı. İkili daha sonra pozisyonu değerlendirdi. Ve maçın tek golü. Golden çok Lincoln'un peş peşe sergilediği dans figürleri dikkati çekti. Öyle ki Brezilyalı adeta kendinden geçti. Dans eden Lincoln sonraki dakikalarda hemen hemen topla her buluşmasında yerdeydi. Sporlu Tina da düştü bir pozisyonda. O sırada hakem Yunus Yıldırım da düştü. İlk yarı düşen düşene tamamlandı. İkinci yarıya çıkarken Tita ile Mehmet Yılmaz Galatasaray'a gol atmanın planını yapıyorlardı. Gole de yaklaştılar. Ancak Aykut'u aşamadılar. Servetini uzaklaştıramadığı top gol olacaktı neredeyse. Aykut kurtardı. Kurtardıktan sonra da Servet'i olur böyle şeyler dercesine teselli etti. Oysa aynı Servet önceki pozisyonda Aykut'a bakın nasıl kızmıştı. Galatasaray 1-0'ı korumayı hedefliyordu sahada. Tribünde ise şov vardı. Şov enteresan hareketlerle sürdü, ayakkabı çıkarmayla son buldu. Normal süre bitmişti. 5 dakikalık uzatma süresi oynanıyordu. Bu bazı taraftarlara fazla geldi. Ve maçın sonu. 1-0'a herkes sevinmişti, sevinmesine de en çok sevinen Lincoln'du. Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçe'nin torunu Melih, Ankara Spor'un futbol şube sorumlusu olan babası Ahmet Gökçe'nin dev fotoğrafı önünde babasını beklerken Hakan Şükür geldi. Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Yenikent beldesindeki Asaş Stadı'ndan mutlu ayrıldı Galatasaraylılar. O uzun yol galibiyetten sonra ne kadar kısa gelmişti onlara kim bilir.